6 Mart 2022 Pazar, Adana At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Adana'da 9 koşulu bir program var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. 3 yaşlı İngilizlerin, Maiden mücadelesinde, iyi koşup kazanamayan birçok isim görmekteyiz. 1 numaralı Sinelman, 5 numaralı Zala Bey ve 6 numaralı Flying Wing, sahada mükemmel görünen, ancak fotoda genellikle geçilen taylar. Bugün uzun mesafeli Çin pistte, yine iyi koşacakları için, her kuponda mutlaka olmalılar. Ancak biz, sürekli geçilecek rakip arayan taylara çok güvenmeyiz. İyi durumda olan ve buraya çok hazırlıklı gelen rakipleri var. 2 numaralı Arslanbay aradan sonra katılacağı 19 Şubat yarışında güzel hazırlıkları ile bize not edilmişti. Kolik sebebi ile yarıştan çıkarılmıştı. Bugün uzun mesafeli çim piste yatkın orijini ile çok ters bir yarış çıkarabilir. Mutlaka kuponlarınızda olsun. Son olarak ta 4 numaralı Darabismara kuponlara ekleyelim. Sürekli süratli rakipleri ile mücadele ettiğini ve stilini yarışa taşıyamadığını gördük. Bugün iç kulvardan iyi bir çıkışla, liderliği alarak yarışırsa, çıktığı gibi bitirme ihtimali yüksek olur. Bu koşu için sıralamamız, 1, 5, 6, 2 ve 4 şeklindedir. İkinci koşu. Bu koşuda, yarış bir numaralı Birol Bey'in liderliğinde, ağır tempoda başlayacaktır. Birol Bey, liderliği de alıp tempoyu kendi belirlerse, bu rakiplere geçit vermez. Ancak biz son yarışını çok beğendiğimiz iki numaralı Gökhan Babamı da kuponlara eklemek istiyoruz. Uzun sprintini mesafeye yaydığı her yarışta iddialı olacağını söyleyebiliriz. Bugün de Birol Bey'i yakın takip edip düzlüğe gelmeden sprintine başlaması gerekir. Müslüm Çelik idaresinde yine kazanma şansı yüksektir. Bu koşuyu da 1 ve 2 yazarak geçelim. 3. koşu 3 yaşlı İngilizlerin, Maiden mücadelesinde, net bir bankomuz var. 3 numaralı Köstenceli, gücünü geç aldığı için, yeterli hıza ulaşamadan yarış bitiyor. Bugün Gökhan Kocakaya tercihi var. Sonları çok diri olan bu atın, usta pilotu idaresinde, kazanmasını bekliyoruz. İlk kez start alacak olan ekürisinin de hazırlıkları mükemmel. Aradan sonra yarış görecek olan diğer ekürisi de uzun zamandır Adana'da hazırlıklarını sürdüren kaliteli bir isim. Sonuç olarak eküriler bu gruba fazla gelir diyor ve banko öneriyoruz. Dördüncü koşu. Bu koşuda 5 numaralı aamsın dışında liderliği isteyecek kimse yok. Uzun mesafeli, ağır tempolu bir yarış olacak. Kilo farklarını, jockey ve aprante avantajları dengelemiş durumda. Tahminlerimizin başında buraya 6 at sıralayarak geçmek istedik fakat riske girmemek gerektiğini düşündük. Biz şablonumuzda bu koşuyu hepsi olarak işaretledik. Küçük kuponlar 5 2 6 4 7 ve 8 sıralamasını değerlendirebilirler. Ancak normal ve geniş kuponlar için hepsi yapmak gerekir. 5. koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının kısa mesafeli handikap 21 yarışında sizlere 3 isim önereceğiz yarışın temposunun süratli başlayacağını düşünüyoruz. Mesafeden dolayı ön grup atlarının da önlere baskı yapacak olması, yarışı giderek süratlendirecektir. Bu şartlarda çok koşan atlar, 3 numaralı Aynişan, 7 numaralı Deli Olan ve 8 numaralı Pala Salih, sonlarda devreye girebilecek isimlerdir. Biraz riskli bir koşu olsa da, biz, 3, 7 ve 8 sıralamasını yeterli gördük. Altıncı koşu. İki numaralı Osman B, gruptan biraz farklı bir isim. Formda olduğu dönemde, çok büyük bir hata veya gidişatta bir aksilik yaşamaz ise, bu rakiplere geçilmesi zor gözüküyor. Özellikle uzun mesafeli tek yarışında çok beğenilmişti. Rakipleri ile arasında kilo farkı da yokken, bizce yine kazanacaktır. Banko yazılabilir. Yedinci koşu. 4 yaşlı Arapların şartlı 4 mücadelesinde Yamak 2 sınıfındaki aprantiler at binecektir. Bu yarışta da bir banko önereceğiz. 1 numaralı Bordo Mavi liderliği alabildiği her yarışta iddialı oluyor. Bugün de liderliği alma ihtimali yüksektir. Sadece Kızılok gibi stili bir rakibi var. Kızılok ile daha önce karşılaştığında Bordo Mavi liderliği almış ve temposunu rakiplerine kabullendirmişti. Başarılı bir apranti ile start alacak olan bir numaralı Bordo Mavi'nin kazanmasını bekliyor ve banko öneriyoruz. 8. koşu. 3 yaşlı İngilizlerin uzun mesafeli maiden mücadelesi günün en zor yarışı olacaktır. Bu koşuda takibe aldığımız tek isim 7 numaralı Fluttershy olup başka bir tay tutmadığımızı belirtelim. Bu sezon 2 yarış gören ve form tutan Tay'ın her an yarış kazanabileceğini belirtelim. Henüz gözde görülür bir başarısı olmadığından riske girmemek gerekir. 7 numaralı Flutter'ın yanına yorumsuz olarak 5 isim önereceğiz. Bu koşudaki sıralamamız şöyledir: 7, 8, 3, 2, 1 ve 4 sıralamasını bütçelere göre değerlendirebilirsiniz. 9. koşu Günün son koşusunda aradan dönüş yapıp çim pisti hedefleyen birçok isim var. Kiminin hazırlıkları, kiminin dinçlik performansı iyi. Çok detaylı yorumlara girmeden bir sıralama önereceğiz. Biz bütçeler doğrultusunda buraya 8 at yazdık. Sıralamamız 12 10 2 4 5 3 1 ve 6 şeklindedir. Tuttuğunuz atlar varsa eklemenizi önerebiliriz. Adana yorumlarımız şimdilik bu kadar videomuzu beğenen herkese teşekkür ederiz. Herkese bol şanslar, iyi akşamlar.